Merhaba, hepinize yeme ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Sizlerle görüşemiyoruz. Böyle sessiz sedasız bir şeyler yaptık ama görüşemedik. Yürüyüşe gittik geldik. Sonrasında detoks içeceği falan yaptık derken görüşemedik yani. Ben sabah yürüyüşe gittim. Ondan sonra eve geldim. Evde biraz böyle işlerim vardı. Ve biraz sonra da spora gideceğim. Bugün biraz aktif bir günümdeyim yani. Ondan böyle sizlere hiç de selam veremedim. Spora gitmeden önce de dedim ki yemeğimi hazırlayayım. Biliyorsunuz çünkü sonrasında koşuşturma içerisinde oluyorum. Dolapta tavuğum vardı. Böyle baget tavuğum vardı. Çıkarttım. Çözülmek üzere o zaten. Böyle tencerede tavuk yemeği, patatesli, havuçlu, böyle salçalı bir tavuk yemeği yapmak istedi canım. Bugün öyle bir şeyler yemek istedim. Şimdi hemen lafı uzatmayacağım çünkü zamanım da çok dar açıkçası. Böyle koştur koştur bazı şeyleri yaptığım için hemen yemeğimi başlayayım. Sonrasında zaten spora gideceğiz. Ben şuraya sebzelerimi hazırlamıştım zaten. Ben böyle deri soymayla alakalı değişik yöntemleriniz alırım arkadaşlar. Patatesleri birazcık diğerleri yumuşadıktan sonra atacağım. Bir yandan suyumu da ısıtayım. Şöyle içine dökeceğim. Tabii salçam da çok şey olmamış. Zaten üzerine daha su ekleyeceğim arkadaşlarım. Birazcık da böyle domates konservesi ekleyeceğim. O domates tadı gelsin. Çok böyle tabii ki de tavukları suya bulamayacağım. Şimdi şöyle oldu. Ben bunun üstünü kapatacağım. Ve kapatalım hatta. Biraz böyle kızarsın. Pişsin daha doğrusu. Sonra patateslerimi burada kesmiştim zaten. Onları yerleştireceğim. Böyle bir yemek olmuş olacak. Evet arkadaşlarım yemeğimiz hazır. Altını kapatmadan şöyle size de bir göstermek istedim. Çok da güzel kokuyor gerçekten. Ve acayip de pratik yani. Şimdi hemen altını kapatacağım. O kadar hızlı oldu ki ben bile inanamadım. İlk defa yaptım ama zaten böyle çok uydurmasyon bir tarifti. Tadı da güzel olmuştur diye umuyorum. Sonuçta havuç var, patates var, tavuk var. Ne kadar kötü olabilir ki? Ben şimdi hazırlandım. 10 dakikaya evden çıkacağım. Size şöyle spor kombinimi de göstereyim. Standart bir tayt. T-shirt. Şunu da üşümeyeyim diye üstüme geçirdim. Zaten geçenlerde sizlerle beraber spora gitmiştik, paylaşmıştım. O yüzden şimdi sizi yanıma almayacağım. Sporumu yapıp geleceğim. Geldiğimde görüşürüz. Spordan eve gelindi. Hemen bir pilav yapacağım. Hızlıca pilav yapmam gerekiyor çünkü 10 dakika sonra Doğan gelecek. Yanına da bir salata yaparım. Zaten yemeğimizi gündüz sizle beraber yapmıştık. Bu kadar yemek de yeterli olur diye düşünüyorum. Günaydın, herkese yeni bir gün
yeniden merhaba. Hemen böyle sabah kalkar kalkmaz kamerayı açmak istedim. Bugün İzmir'de o kadar güzel bir hava var ki tam benim havalarım. Camlar bir silinmişti ama eski haline büründüler yine. Yağmur yağıyor çünkü. Hemen kahvemi yaptım. Bulaşık makinesini yerleştirdim. Şimdi keyif yapacağım. Doğan da birazdan gelir. Bir yarım saat, bir saate gelir. O gelene kadar bir keyfimi yapayım. Sonra zaten günün geri kalanında sizlerle beraberiz. Ay böyle makyajsız falan açtım ama ben makyajsız halimi seviyorum. Doğal oluyor. Umarım çok kötü görünmüyorumdur. Ben bir de sürekli makyajsız olmaya alıştığım için videoyu falan düzenlerken de hep kendi makyajsız halimi görüyorum ama umarım sizlere kötü gözükmüyorumdur. Arkadaşlarım sizinle en son ne zaman görüştük? Sabah kahveyi içmeden önce görüştük diye hatırlıyorum. Doğan geldi, kahvaltımızı falan yaptık. Oraları çekmedim artık biliyorsunuz, standart ilerlediğimiz için. Ve pazara gittim geldim. Hemen hava böyle sanki yağacak gibiydi tekrardan. O yüzden pazar işini hemen aradan çıkartmak istedim. Bu hafta sonu İstanbul'da olacağımız için aslında çok da fazla bir şey almadım. Yani böyle bozulacak şeyler almamaya gayret gösterdim. Hemen şöyle hızlıca aldıklarımı göstereyim size. Pazardan ilk defa turşu aldım. Biber turşusu. Ben bu turşuyu çok seviyorum. Acı almadım. Bunun acısı da vardı. İlk önce bir deneyeceğim. Ondan sonra acısını da alırım diye düşünüyorum. Ben bunu çok seviyorum. Kısırlarla, makarnalarla. Özellikle böyle sebzeli bulgur pilavıyla falan bunu yemeyi çok seviyorum. Çıtır çerez gibi yiyorum. O yüzden çok acısını almadım açıkçası. Şimdi bunu bir kavanoza boşaltayım. Hatta tadına da bakacağım. İlk defa aldım yani. Denemek için aldım. Tadı konusunda bir fikrim yok. Böyle domates aldım. Sonra biraz üzüm aldım. Doğan üzüm seviyor. Ben de yoğurtlarımı karıştırıyorum. O şimdi en üstte kalsın. Şöyle kıvırcık, roka ve maydanozdan oluşan bir üçlü aldım. Kereviz bizim vazgeçilmez kış sebzemiz. Her hafta evde illaki pişer. Ben kerevizin top kısmını pişiriyorum. Yani kök kısmını pişiriyorum. Yeşilliğini biz pek sevmiyoruz. Şöyle patlıcan aldım. Ama bunu poşetini değiştireceğim. Çünkü ben yanlışlıkla bunu elimden düşürdüm. Sonra hatta tezgahı da güzelce silmem gerekiyor. Dolap da ötmeye başladı. Hemen şunları başka poşete aktarayım. Ve mısır aldım. Şöyle darı yani aslına bakarsanız. Bunu bugün yapacağım. Hayatımda da ilk defa darı yapacağım. Sizlerle beraber yapayım. Ben şimdi hemen şuraları toplayayım. Ha bir de yumurta aldım. Yumurtamı hep pazardan alıyorum zaten biliyorsunuz ki. Ay çok güzel. Biraz tuzlu ama acayip güzel arkadaşlarım. Arkadaşlarım aslında bunu yapmakta bir şey de yokmuş. Şu üst yapraklarını falan çıkartıyormuşuz bir güzel. Birkaç tane yaprak bırakın diyor tarifte. İçlerden şöyle tadında etkili oluyor. Artık bilemiyorum. Ama Doğan için aldım açıkçası. Doğan çok seviyor. Geçenlerde de sayıklıyordu bayağı yani hani alalım bu ara falan diye. Görünce kayıtsız kalamadım o yüzden. Arkadaşlarım şöyle bol rokalı bir salata yaptım. Onun sosunu birazdan yapacağız. Bugün menüde şu boncuk makarna var. Filiz'in boncuk makarnasını ben çok seviyorum. Bunu böyle bol tereyağlı yapacağız. Ketçap, mayonez artık ne kullanmak istersek soslarla. Daha önceden yoğurup kaldırdığım köftelerim var. Bunlar bayağıdır dışarıda zaten çözüldüler artık. Bir de bunları kızartacağım. Bugünkü menümüz bu şekilde. Mısır hala orada haşlanıyor. Bir 10 dakika sonra kapatırım. Fazla haşlanmasından zarar gelmez diye düşünüyorum. Menümüz basit ama en sevdiğimiz tarzda bir menü.
Ben çok seviyorum gerçekten böyle menüleri. Hem böyle yormuyor midemizi hem aperatif oluyor. Aslında karbonhidrat almasam çok daha iyi olacak. Yaptığım sporun pek bir hayrı kalmıyor ama yapacak bir şey yok artık. Makarnasız bir dünya gerçekten düşünemiyorum. Şimdi bir yandan burada edit yapıyordum. Mısır da olmuş o sırada. Artık onu bir bakalım istiyorum. Merak ettim çünkü nasıl olduğunu. Oo, çok güzel görünüyor. Bakar mısınız? Çok güzel görünüyor. Yani ben beğendim. Dişe geliyor. Ama bir parça daha mı pişse iyi olurdu diye de düşünmüyor değilim. Ben bunu biraz daha pişireceğim ya. Ya da bir dakika, ben şimdi bir buna bakacağım. Şimdi hemen kettle'da birazcık daha su kaynatıyorum. Üzerine ekleyeceğim. Biraz daha haşlayacağım arkadaşlarım. Ben aslında yerim. Benim için bir sıkıntı yok. Ben böyle zaten dişe gelsin seviyorum ama Doğan çok yumuşak seviyor. Hatta az önce söyledim sana sürprizim var akşama diye. Dedim darı aldım. Darı haşlayacağım. Lütfen yumuşak olsun dedi. O daha yumuşak sevdiği için ben de öyle yapıyorum. Çünkü bunu söylemesindeki sebep de benim genelde daha böyle sert seviyor olmamdan kaynaklı. Dipnot düştü özellikle bana. Ondan dolayı birazcık daha haşlayacağım. Yani bir 15 dakika daha haşlansa güzel olur gibi duruyor. Arkadaşlarım, tırnağa geldim yine. Renkler gelmiş. Bayıldım. Arkadaşlarım, spora geldim. Sizlerle de hiç görüşemedim. Dün böyle oldu. Tırnağa gittim, biraz önce gördünüz. Acayip. Bakın ışıkta nasıl parlıyor. Bakar mısınız? Harika. Çok güzel parlıyor. Ama bu kadar sim yetmez. Üzerime biraz daha sim atmanız lazım. Ben şimdi spora geldim. Bu arada telefondan çekmek zorunda kaldım. Çünkü şarjım bitti. Tabii ki de kameramı şarja takmayı unutmuşum. Bakın bu en son aldığım tişört bu şekilde oluyor. Tam istediğim gibi böyle elbise boyutunda. Selam arkadaşlarım. Ben eve geldim. Sizlerle bugün doğru düzgün pek görüşemedik. Hatta hiç görüşemedik. Direkt böyle tırnakta açtım sizi. Bayağı böyle bir aydır falan yaptırmıyordum. Dinlendirmiştim. Özlemişim ben de. O kadar da güzel oldu ki, bakar mısınız nasıl parlıyor. Bu arada kamerayla da çekemiyorum. Şu an şarja taktım çünkü bataryası bitmişti. Hatta tam böyle orada çekecektim. Sonra üst kata çıkıp cilt analizi falan yaptıracaktım. Hatta size de etrafı gösterecektim ama gösteremedim. Bir sonraki gidişimizde yeni bir cihaz gelmiş. Onu denemek istiyorum. Ben de bir cilt analizi yaptırmak istiyorum. Hem böyle size de göstermiş olurum. Bu arada soracak olanlarınız olur ise, ben Buca'da Nuriye Bozkurt Güzellik Merkezi'nin tırnak stüdyosuna gidiyorum. Çok memnunum. Yani çok uzun zamandır oraya gidiyorum zaten. Orada Emine abla
var. Emin ablacığım sağ olsun nazımı karnımı çekiyor gerçekten. Tam da istediğim gibi tırnaklar yapıyor buna. Çok memnunum. Şimdi eve geldim. Hemen ocağa yemek koydum. Bu arada pilatese gittiğimde size şöyle bir merhaba demiştim. Ama ondan sonra tekrar görüşemedik. Ben koştur koştur eve geldim. Hemen kereviz yemeği yaptım. Biliyorsunuz ki kış demek bizim için kereviz demek. Geçen vlogda da söylemiştim ki kışın her hafta bizde illaki bir gün kereviz pişer. Daha tam kış gelmemiş olsa da kereviz çıkar çıkmaz hemen aldım. Şöyle şimdi size göstereceğim. Kerevizim burada şöylece pişiyor. Ben limonlu yapıyorum ve çok lezzetli oluyor. Daha önce zaten vlogda yapmıştım. O yüzden tarif vermedim. Burada dünden kalan biraz makarna var. Onu ısıtırım. Hemen şöyle bir şipşak salata yaptım. Ne yapıyorsun? Çok... Kim var ya? Ha, hani birini arıyorsun sen. Arkadaşlarım anneme geldik. Çay içiyoruz. Bazı mısır bilimciler tam tersine bu dış kaplamanın... Arkadan görüneceksin, üzülme. Hadi gel. Niye video çekiyorum? YouTube kanalım var benim de ona. Evet gel, seni de çekeyim. Hepinize hello. Ama bak görünmüyorsun, gel evet, buraya. Bari reklamımı yapayım. Gel yap tabii ki de yap. Makyajlarını görüyorum, sen çok güzel makyaj yapıyorsun. Senin kaşların da çok güzel ayağınıza. Sağ ol sevgi ablalıyım. İşte bak ben böyle kaş istiyorum da mümkün var, aşkım, değil. Aşkım ben Kürt değilim ama... Kürtten daha çok kaşım var. Benim kocam da Kürt değil ama onun da aynı şekilde Kürtten çok kaşı var yani. Ne oldu? Ters girdi. Önü çok çirkin durdu. Ne kadarlık oldu? 3 yaşımda. Ay maşallah. Bakıcılığından hariç başka bir yere bıraktım ya bugün. Ben buraya gelmeye başladığımda sen doğum iznindeydin galiba. Evet. Öyle hatırlıyorum. Çünkü başlayalım mı? Başlayalım. Ben Umut'u bekleyemem. Tamam. Gelsin o takılsın aktı. Koyma hayır gerçekten. Bak ne kadar güzel çıkıyor. Seni niye nasıl koymasın ya? Beni koymasın. Bakın arkadaşlar. Bugün inanılmaz bir kuaförde kaş aldırıyor. Birazdan değişimi göreceksiniz. Ya evet. Sevgili Sevgi Hanım şimdi marifetlerini iletecek kaşla. Bakın şu kaşları çok güzel. Sevgi abla oluyor gerçekten. Gerçekten iyi. Ama benim şu kaşlarım o hale gelemiyor maalesef. Lanet gelsin. Kaş için. Botoks bilmem neydi derken vallahi gına geldi onu bir şey. Var mı botoks? Ne işin o dediğinizde. Böyle kaşı yukarı kaldırıyor. Sabitliyor. Ve sen nereye atarsan orada kalıyor. Atıyorum kaşı yukarı mı taradın? Hı-hı. Yapışık bir şekilde yukarı kalıyor. Yana taradın, yana kalıyor. Yani çizme falan yok oldu. Yok mu çizme? Dövme yok. Aa ben onu bir araştırayım. Yani, kipik liftingi biliyorsun. Evet evet. Aynısının kaşı versiyonu düşün. Ay sen kaşın. Ben ondan yaptıracağım inşallah dökülmez. Tamam. Sen bir şey yap. Arkadaşlarım bakın kaşlarıma. Yani en düz bu şekilde oluyor. 2 aydır zaten biliyorsunuz aldırmıyordum. Çok güzel oldu. Bayağı. Şimdi Doğan'la buluşmaya gidiyorum. Arkadaşlarım Doğan tam şurada. Bakın şurada berberde. Çıkacak inşallah. Ay, burada oturdum çay içiyorum. Öyle Doğan'ı bekliyorum. Arkadaşlarım biz eve geldik. En son sizi Doğan'ı beklerken açmıştım diye hatırlıyorum. Sonrasında bir kahvaltı yaptık dışarıda eve geldik. Doğan akşam işine gidene kadar birazcık evde vakit geçireceğiz. Ben de onunla beraber çıkacağım. Bir iki parça eksiğim var onu alacağım. Eve geleceğim ve toparlama işlerine girişeceğim. Buraya böyle hep çamaşırları falan dizdim. Nevresimleri değiştirmiştim sabah. Oraları zaten size çekmedim. Evden çıkmadan onları düzenlemek istiyorum. Çünkü akşam yola çıkacağız. Çıkmadan evi derleyip toplamak istiyorum. Ama bu videoda bu haftalık bu kadar yetsin artık. Çünkü zaten akşama yeni bir videoya başlayacağım. Şu an zaten düzenlemeye devam ediyorum. Bunu çıkmadan yüklemeye almak istiyorum ki geldiğimde hemen videoyu açayım. Pazartesi günü bu videoyu yayınlayayım diye düşünüyorum. Umarım severek, beğenerek, keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Bir başka günde bir başka videoda görüşmek üzere.